Buyurun. Alo, alo. Buyurun. Ben miyim hocam? Evet efendim, buyurun. İyi günler. İyi günler. İyi günler hocam, nasılsınız? İyi günler, teşekkür ederiz. Allah'a payla razı olsun. Sizler hocam, değilsiniz. Hocam, sorularıma geçiyorum. Birinci sorum, mesela bir buzdolabı alacağız hocam. Bayağı bir pahalı. Hani kredi kartıyla, genelde kredi kartıyla şey yapıyorlar, böyle beyaz eşyacılığa. Hani geçiriyorlar, oradan parasını alıyorlar, sen gidip bankaya yatırıyorsun. Bu faize giriyor mu? İlk dinleyicimiz... Buzdolabı, beyaz eşya veya mobilya, buna benzer şeyler. Gidiyoruz. Peşin paramız yok, kredi kartıyla alıyoruz. Sonra da bunu bankaya ediyoruz. Bunun herhangi bir mahsuru söz konusu mu? Yok. Banka komisyon alıyor. Faizle hiçbir alakası yok. Mesela o şirketlerle anlaşmıştır. Mesela şirket gidiyor bankayla anlaşıyor. Banka diyor ki ben bu kadar komisyon alırım. Tamam. Alışveriş yapılıyor. Biz mesela diyelim ki 12 ay diyoruz. Kredi kartıyla çekildiği zaman banka o şirket sahibinin kasasına komisyonunu aldıktan sonra o parayı oraya geçiriyor. Biz şirketi değil de bankaya ödüyoruz. Bir farkı söz konusu değil ki. Şimdi bazen böyle efendim işte bankanın verdiği böyle külliyen bağırıp çağıranlar var. Gitsen cebinde birkaç tane de kredi kartı vardır bunların, biliyor musun? Birkaç tane de kredi kartı var. Hani diyorsun ki Allah Teala akıl versin, insaf versin. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Faiz deyince, evet, faizi bankada yapar, ondan sonra gıda ticareti yapan da yapar. Öbür tarafta aynı şekilde adam lokanta açıyor, içki koyuyor, o da haram olur. Banka faiz verdiği zaman haram olur. Ondan sonra lokanta içki verdiği zaman haram olur. Büfe içki sattığı zaman haram olur. Ve oradan alışveriş caiz olmaz. Veya bakkal yahut da market eğer haram olan bir şey satıyorsa oraya gitmek uygun olmaz diye kitaplarda açıkça yazılı. Hani insanların fıkıh bilgisi, ilmihal bilgileri olmadığı ve şeyde olmadığı için, ölçüde olmadığı için kendi kafasına göre bir şey gösteriyor, habire orayı hedefliyor. Sonra da başkalarını da aynı şekilde itham etmeye kalkıyor. Mesela banka haram işlediği gibi, haram iş yaptığı gibi bunun yanı sıra böyle helal mübah işler de yapıyor. Komisyonculuk caizdir. Bu işi yapıyor. Banka havalelerini yapıyor. Buna benzer aynı şekilde mesela ev yapıyor, bunları satıyor. Böyle helal mübah işler de yapıyor. Yani bir şeye hüküm verirken sen kendi kafana göre niye öyle söylersin ki? Niye öyle söylersin ki? O caiz değil ki. Uygun değil. Yani bugün mesela emekli olanların hemen hemen değil ya, emekli olanların nereden para alıyor? Nereden alıyor? Bankadan. Efendim diyor ben PTT'den alıyorum. Ya maşallah PTT'den alıyormuş. PTT'den almış olsa netice itibariyle bu para Merkez Bankası'na çıkmıyor mu? Yani insan cahil olunca böyle gülüş durumlara da düşüyor. Mesela sosyal güvenlik kurumu diyorsun. Sosyal güvenlik kurumlarının bunların aynı şekilde iyi incelediğin zaman, baktığın zaman uygun olmadığı da aynı şekilde görülüyor bazı şeyler. Ha, bugünkü sistem, bugünkü şey bunu getirmiştir. Devlet bunu hediye olarak aynı şekilde vatandaşına veriyor. Yoksa bu şekilde böyle bir durumda söz konusu değil. Yani haramı helali iyi bilmek, iyi öğrenebilmek için mutlaka fıkıh kitaplarına müracaat etmek gerekiyor. Dolayısıyla kredi kartıyla alışveriş caiz midir? Caizdir. Mesela zaman zaman biz tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını ısrarla anlatıyoruz. Bazılar diyor ki niye? Başka ilmihal kitabı yok mu? Var. Bu ilmihal kitapların hemen hemen hepsi, Türkiye'deki yayınlanan ilmihal kitapların hepsi, hatta Osmanlılar döneminde yayınlanan bazı ilmihal kitaplar var. Mesela Mehmet Zihni Efendi'nin Nimetül İslam gibi. Bunlar da aynı şekilde mevcuttur. Siz de görüyorsunuz, biz kütüphanemize bakıyorsun. Mesela bu alışveriş bilgileri hiçbir ilmihal kitabında yok. Tam İlmihal Saadet-i var. Feraiz bilgileri hiçbir ilmihal kitabında yok. Ama Tam İlmihal Saadet-i kitabında var. Ondan sonra haiz ve nifas bahsi hiçbir kitapta Tam İlmihal Saadet-i kadar geniş anlatılmamış. Ondan sonra faiz, banka meselesi hiçbir ilmihalde Tam İlmihal Saadet-i Ebediye gibi anlatılmamış. Zekatın nelerden verildiği ve ölçüsünün ne olduğu
Hiçbirisi Tamir Nalsar Tebeli'yle ilgili gibi anlatılmamış. Ve zaten Tamir Nalsar Tebeli kitabı da hususiyeti, özelliği yorum değil, nakli esas almasıdır. Bunun için Tamir Nalsar Tebeli kitabının ön sözünde eski Kadıköy ve Üsküdar'da müftülük yapmış olan Seyyid Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin bir taklizi var. Zamanımızın bir tanesi tarafından yazılan ve ileride belki de yazılamayacak olan ifadesini kullanıyor. Evlad-ı Resul'den bir zat kalkıp da aynı şekilde hatır için kalem oynatmaz bir şey için. Hatır için oynatmaz. Dolayısıyla gerçekten Tamil Mühasadeti Ebediye öyle bir kitap. Ama efendim anlayamazsın tabii, altyapı yok. Efendim bizimse senin seviyen değil. Sen okuyacaksın, seviyeni oraya yükselteceksin. Tamil Mühasadeti Ebediye ilkokulu bitiren birisinin okuyup anlayabileceği şekilde yazılmış. E tabi biz dizileri seyrede de ondan sonra mala yani lüzumsuz şeylerle konuşa ondan sonra şeyimiz de yok. İdrakimizi de zayıflatmışız, sürat-i intikalimizi de zayıflatmışız ve tabir caizse sıkıntıya gelemiyoruz. Diyoruz ki eczanede bunun bir hapı yok mu, alsak da yutuversek falan. Yok öyle bir şey. Yani insan bir şey öğrenmek istiyorsa onun bedelini ödemesi lazım. Sıkıntı çekmesi lazım. O fedakarlık olmasa, o sıkıntı olmasa cehlin alnına yapışan o lekesini ömür boyu yudum yudum tatmak mecburiyetinde kalırsın. Cahil kalırsın. Ve dolayısıyla da o cehalet seni her zaman perişan eder ve cehenneme götürür. Allah Teala korusun. Onun için efendim ne haramdır ne helaldir. Mesela Tamil Mahzal Tebedi'de yemesi, içmesi ve kullanması helal ve haram olanlar diye ayrı başlık var. Yani insan bakması lazım. Bunlar ben bir Müslümanım. Hocam ben işte Müslümanım. Namaz yok, oruç yok. Öldüğüm zaman cenaze namazı orada kılınacak. Sonra da aynı şekilde Müslüman, Allah rahmet eylesin. Allah Teala affetsin falan. Adam imanı kurtardı mı kurtarmadı mı? Meçhul. Şimdi mesela İsviçre bir minare yasağı getiriyor. Bağırıyorsun. Bir dakika. O minareyi sen öldürdün. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ezanı yüksek yere çıkarak okumak sünnetti. Sen ne yaptın? Getirdin aynı şekilde minareyi hoparlör gireği haline getirdin. Adam gayrimüslim. Baktı Müslümanlara. Allah Allah dedi ya. Ya bu bir şey değil yani. O zaman ne lüzum var bunu böyle yapmaya? Ne lüzum var bunu? Ondan sonra kendi ülkelerinde onlar hoparlör de yasak ediyorlar. Çünkü adamlar mesela otobanların kenarlarına ses yansıması diye duvar yapıyor. Ses kirliliği yapıyorsun. İslamiyet'in emri değil, sen kafana göre bu iş yapıyorsun. Sonra da onlar yasaklayınca bunu İslamiyet'e mal ediyorsun. İslamiyet'le alakası yok. İslamiyet'le alakası yok. Senin yapmışsın. Sen bu şekilde bu bid'atlere devam edersen, İşte Hasan bin Ali Berbahari Hazretleri'nin sözünü nakletmiştik ya efendim. Bidat ehli oturanı da hikmet vermez. Bidat ehli oturanın üzerine lanet inmesinden korkarım buyuruyor. Hasan bin Ali Berbahari Hazretleri. Sen bidat işlersen en üstüne talimlerin kitaplarından dini doğru olarak öğrenip ona göre amel etmezsen ondan sonra elinde avcında ne varsa gidersin. Ve hatta imanın gider. Allah'a da ne muhafaza buyursun. Dolayısıyla efendim fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından bize lazım olan bilgileri mutlaka öğrenmemiz lazım. Çünkü farz-ı ayındır. Kredi kartıyla da alışveriş caizdir. Bankalar burada komisyonculuk yapıyor. Dolayısıyla faizle de bir alakası söz konusu değil.